Almancada herkesin zorlandığı nominatif, akuzatif, datif konusundan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer masculine nomen yani eril bir obje kullanacağız, eril bir isim kullanacağız. Tahtanın sağ tarafında gördüğünüz gibi bir adet köpkemiz var arkadaşlar. Birazcık sefaret köpeğe de benzemiş. Mekanı cennet olsun gerçekten. Hala hatırlayıp üzülüyoruz. Köpeğin artikeli nedir? Der Hund. Der Hund şeklinde olur. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Nominatif versiyonu. Sol tarafta gördüğünüz gibi D artikeli için tablomuzu çizdik nominatif, akutatif, datif olarak. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki köpek havlıyor. Köpek havlıyor derken neyimiz var? Bir tane öznemiz var, bir tane de yüklemimiz var. Yani burada zaten nominatif olacak yani başka bir alternatifimiz yok. Havlamak fiili arkadaşlar belin ve bunu köpeğe göre çekimlediğimizde belt oluyor. Yani diyoruz ki hund belt. Köpek havlıyor. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar köpeği görüyorum. Ben köpeği görüyorum. Burada iki tane objemiz var arkadaşlar. Biri biz yani ben bir de köpek. Yani burada o yüzden ben köpeği görüyorum. Yani gören kişi benim özne benim. O yüzden köpeği çekimleyeceğim. Yani köpeği belirteceğim yani anladınız mı? O yüzden çekimleyeceğim. De hundu çekimliyorum ve den hund oluyor. Yani ihzeye den hund oluyor. Gördüğünüz gibi ihzeye den hund oldu. Şimdi ise köpeğe kemik veriyorum diyeceğiz arkadaşlar. Kemik. Knochen arkadaşlar. Der Knochen köpeğe bir kemik veriyorum diyeceğiz. Verme fiili arkadaşlar geben fiili ve geben fiili Almanca'da datif'le kullanılıyor. Geben fiilini datif'le kullanıyoruz. Bakın, der datif'te ne oluyor? Dem oluyor. Yani cümlemiz bu şekilde oluyor. Ich gebe dem Hund einen Knochen oluyor. Gördüğünüz gibi burada sadece köpek havlıyor, sadece köpek var. Yani nominatif yalın durum. Burada gördüğünüz gibi köpeği görüyorum. Yani belirtiyorsun köpeği görüyorum. Burada da köpeğe bir kemik veriyorum. Yani köpeğe veriyorum. Burada da bir yönelme var.